kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde hava kökleri bakımı nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Ve orkidelerde hava kökleri ne işe yarar ve ne yapmak gerekiyor? Bildiğiniz üzere orkidelerde iki çeşit kök vardır. Biri saksı içindeki kökler, diğeri de ee saksı dışında olan bu elimle tuttuğum hava kökleri. Saksı içindeki kökler Topraktan aldıkları su ile ve besin ile büyürler. Fakat hava kökleri ise dışarıda saksı dışındadır. Bunlar ise direkt havadan aldığı nem, ışık ve karbondioksit ile büyür. Orkide'nin hava kökleri fazla uzadıysa ve kuruduysa bu hava köklerini kesmek mi gerekir? Bununla ilgili çok fazla sorular geliyor ve hava köklerini kesenler de var. Ben kesinlikle sizlere hava köklerini kesmenizi tavsiye etmiyorum. Bu yanlış bir uygulamadır. Hava kökleri neden kesilmez? Çünkü hava kökleri bize orkidenin genel sağlığı hakkında, durumu hakkında bilgi verir. Sağlıklı bir orkidenin hava köklerinin uçları bakın bu şekilde aktif olur ve hava kökleri özellikle orkidenizin bulunduğu ortamın neminin yeterli olup olmadığını da gösterir. Bildiğiniz üzere orkideler nemi seven bitkilerdir. Bu yüzden orkidenin nem seviyesinin yeterli olup olmadığını hava köklerine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer hava köklerinin ucu bu şekilde kuru ise bu orkidenin Oda neminin yetersiz olduğunu gösterir. Eğer orkidenin hava köklerinin uç kısımları bu şekilde e, yeşil, aktif ise bu da orkidenizin sağlıklı olduğunu ve nem ortamının yeterli olduğunu gösterir. Hava köklerinin kuru olması durumunda yapmanız gereken bakımdan bahsetmek istiyorum. Eğer Orkidelerinizin hava kökleri çok fazla var ise bu şekilde ikinci bir saksı kullanın. İkinci saksının genişliği elinizi içini koyabileceğiniz genişlikte olması gerekiyor. İkinci saksı orkidede nem olayını sağlar ve hava köklerinin yere değmesini engellemiş olur. Fakat burada orkidenin nem seviyesini sağlamak için bir bardağın içerisine bu şekilde su koyuyorum. Ve bu suyun içerisine hava köklerini daldıracağım. Buradaki yöntem orkidenizin gelişimi için çok önemli. Orkide kökleri bu sudan suyu yavaş yavaş emerek orkidenin saksı içerisindeki köklerinin de gelişmesine ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı olacaktır. Bu bardak içerisindeki su bittikçe içerisine su ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu su orkidedeki nem artışını da sağlar. Odanın daha nemli olmasına da yardımcı olur. Ve hava köklerin ucu aktifleşir, yeşilleşir. Orkidenin yeni yapraklar ve yeni çiçek dalı çıkarmasını da kolaylaştırır. Bu yöntemi orkideniz yeterli kök sayısı çıkarıncaya kadar kullanabilirsiniz. Bakın diğer bir orkidemde de gördüğünüz üzere Yine kökleri su içerisinde. Hem eğer saksı içerisinde çok fazla çürük kökler varsa, orkideye saksı içinde su kültürü uygulamış oluyoruz. Yani eğer hava kökleriniz varsa, orkidenizde birkaç tane ve saksı içerisindeki kökler çok fazla çürüdüyse, toprak ve saksı değişimi yapmadan, sadece birkaç hava kökünü böyle suyun içerisinde daldırarak orkidenize saksı içine su kültürü uygulamış oluyoruz. Bu yöntemde orkide hızlı bir şekilde yeni kökler çıkarır. Bakın gördüğünüz üzere bu köklerin hepsi sonradan çıkan kökler. Ucu kırmızımsı gibi olan kökler yeni çıkan kökler. Ve diğer köklerde giderek büyüyor. Bu yöntemi mutlaka sizlere tavsiye edelim. Çünkü orkideler saksı değişimini çok fazla seven bitkiler değildir. Orkidelerinizi saksı değişimi yapmadan önce bakın, bu yöntemi uyguladığınız zaman hem yeni hava kökleri çık çıkmış oluyor, hem de yeni çiçek dalı çıkarıyor. Bakın bu yeni çıkan bir çiçek dalı. Hava köklerini su kültürü uyguladığınız zaman hem bol bol yeni çiçek dalları çıkarır hem yeni ve sağlıklı yapraklar çıkarır. Eğer orkideleriniz bu gelişimleri gösteriyorsa demek ki uyguladığınız yöntem işe yarıyor demektir. Böylelikle köklerinin büyük çoğunluğu çürüyen orkideleri saksı değişimi yapmadan, toprak değişimi yapmadan yeniden canlandırmış ve bol bol yeni hava kökleri, yeni yapraklar ve yeni çiçekler çıkarmasına da yardımcı olmuş olursunuz. Üçüncü işlem olarak eğer çok fazla hava kökü var ise orkidelerinizde yapmanız gereken gençleştirme işlemi Gençleştirme işlemi için orkidenizin birkaç yıllık bir orkide olması gerekiyor ve çok fazla hava kökünün olması gerekiyor. Eğer orkideleriniz bu koşullara uyuyorsa bir orkideden iki orkide elde edebilirsiniz. Yani orkidemizi gövde kısmından keskin bir makas ile keserek kök kısmından ay ayırmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere sadece hava kökleri yapraklarla beraber ayrılmış oluyor. Ve e, hava köklerini ayrı bir saksıya ekeceğiz. Geriye kalan kökler ise bakın saksı değişimi yapmadan burada yeniden keyiki yani yavru orkide çıkaracak. Özellikle kesilen kısma yarım çay kaşığı kadar toz tarçın döküyorum. Bu bölgenin dezenfekte olabilmesi için. E, şimdi diğer orkidemi ekmek için bir bakın orkide saksısının içerisine kil bilyesi koyuyorum ve hemen orkidemizi içine yerleştiriyoruz. Hava köklerinin yumuşak olabilmesi için oksijenli suda yarım saat kadar bekletebilirsiniz. Bakın üzerine çam kabuğu ve yosun koyuyorum. Yosun özellikle gövde kısmına koyarak orkidenin hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacak. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Orkidemizi hemen suyun içerisine koyuyorum ve bu orkidemin gelişimini sizlerle paylaşacağım. Gençleştirme işlemi yaptığım orkidem yeni çiçek dalı ve bol bol yeni kökler çıkardı. Gördüğünüz üzere bu işlem sonucunda orkideleriniz e, hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Özellikle bol ışık alan bir pencere kenarına koymayı da unutmayın. E, umarım. Bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.